Merhaba arkadaşlar, Köfteyle kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kediler için hayati önem taşıyan bir maddeden söz etmek istiyorum. Taurin. Peki nedir bu taurin? Taurin, biz insanlarda ve diğer memeli canlılarda bulunan, hayati önem taşıyan bir amino asittir. Kediler maalesef taurini diğer canlılar gibi vücutlarında yeterli miktarda üretemiyorlar. Oysa taurinin vücutta bulunması gerçekten çok önemli. Mesela sindirimde taurinin öneminden bahsedecek olursak, ince bağırsaklarda yağların sindirilebilmesi için safra tuzlarına ihtiyaç var. Bu safra tuzlarının üretiminde diğer hayvanlar başka amino asitleri de kullanabilirken kediler sadece taurini kullanabiliyorlar. Yani özetle kediler sindirim için taurine ihtiyaç duyarlar. Bundan başka taurin kedilerin göz sağlığı için de oldukça önemli. Retinada belli bir miktar taurin bulunmalı. Eğer retinada devam eden bir taurin eksikliği varsa 2 seneden daha kısa bir sürede körlüğe neden olabiliyor. Beslenme düzeltilse bile ancak süreç durdurulabiliyor. Fakat maalesef oluşan hasarlar geri alınamıyor. Ayrıca taurin kalp sağlığı üzerinde de oldukça etkili. Taurin eksikliği kalp kaslarının zayıflamasına ve kalp yetmezliğine neden oluyor. Bunlardan başka taurinin hücre zarı üzerinde de koruyucu bir etkisi var. Kan pıhtılaşması, bağışıklık ve akciğer dokusunun korunması üzerinde de olumlu etkileri var. Taurin eksikliği durumunda anne ve yavru kedilerde üreme ve büyüme sorunları olabiliyor. Peki kediler için bu kadar önemli bir madde olan taurinin eksikliğini kedimizde nasıl engelleriz? Hatırlayalım, kediler vücutlarında yeterli miktarda taurin üretemiyorlar demiştik. Taurin et ürünlerinin çoğunda doğal olarak bulunuyor. Fakat miktar olarak yetersiz kalabilir. Sebzelerde ise neredeyse yok. Bu yüzden kediler bu besini ilave olarak almalılar. Bilimsel olarak 1 kilogram mamada en az 1 gram taurin bulunması gerektiği söyleniyor. Belli başlı mama üreticileri bu orana uygun, hatta bu oranın biraz daha üzerinde taurin içeren mamalar üretiyorlar. Bu oranların belirtilenden daha fazla olmasının kediler için herhangi bir sakıncası bulunmuyor. Kedinize bu tavsiye edilen oranlarda bir mama yedirerek taurin eksikliğini engelleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra taurin içeren gıda takviyeleri de kullanabilirsiniz. Ayrıca kedinize taurin içeren tüy topağı engelleyici, yani anti-hairball malt ürünleri de alıp yedirebilirsiniz. Bu arada kanalımızda kedilerde tüy topağı engelleyici malt kullanımı ile ilgili bir videomuz da var. İsterseniz ona da göz atabilirsiniz. Arkadaşlar, köfte için biz de taurinli mama kullanıyoruz ve bunun dışında taurinli multivitamin takviyesi de kullanıyoruz. Köfte! Sen taurin yiyor musun annem sen? Ha? Benim oğlum taurinli mamalar yiyor. Taurinli gıda takviyeleri alıyor. Multivitamin kullanıyor. Mır mır yapıyor. Sevgili kedi dostları, taurinle ilgili kısaca söylenmesi gerekenler bunlar. Tabii konuyla ilgili daha geniş bilgilere de ulaşmak mümkün. Sizlerin de bu konuda bilgileriniz, eklemek istedikleriniz varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca içeriklerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Kediniz ve siz sevgiyle, hoşça kalın.